dersimizde HES yasası ile ilgili pekiştirme soruları çözeceğiz. Toplamda 10 tane sorumuz var. Ee, birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruya baktığın zaman bir grafik var elimizde. Aşağıda 1 ve 2 tepkimelerinde H2O gazı ve H2O sıvısının oluşum entalpi diyagramı verilmiştir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülü okuyalım. Suyun molar buharlaşması eksi 37 kilojül bölü moldür diyor. Şimdi molar buharlaşma demek e sıvıdan Gaz hale geçmek demektir öyle değil mi? Yani şu mesafe. Şuradan sıvıdan gaza doğru gidecek. Sıvıdan gaza doğru gittiğinden dolayı ne oluyor? Toplam entalpi artıyor. Bir kere pozitif bir değer olması lazım. Burada eksi 37 için yanlış. Artı 37 olması lazım. İşte ikisi arasındaki fark artı 37. İkinci öncül. 1 mol H2O gazı yoğunlaşırken 37 kJ ısı verir. Bak gazdan sıvı hale gelecek. Aşağı doğru. Aşağı doğru olduğundan dolayı ne no, no oldu? Entalpi azaldı. Aradaki fark da 37. 37 kJ ısı verir. Evet doğru. 3.6 gram su buharlaşırken 7.4 7.4 kJ ısı harcanır. Şimdi e, baktığınız zaman sıvı halden H2O'ya geçerken hani 18 gramı 18 gramı buhar haline geçerken ne kadar ısı değişimi oluyor? 37. Öyle değil mi? Peki 3.6 gramı buhar hale geçecekse ne kadar ısı gerekir. Hani bunun 0.2 katı. 0.2 katı ne yapar? 7.4 yapar. ve bu da doğru. Cevap 2 ve 3 D şıkkı. İkinci soru. Yukarıda bazı tepkimeler veriliyor. Buna göre aynı koşullarda suyun molar yoğuşma ısısı nedir diyor. Şimdi yoğuşma demek yoğuşma demek H2O gazının H2O sıvı haline dönüşmesi demek. Tamam mı? Yani senin net tepkimen bu olacak. Yani yukarıdakini ters çevir. Çarp böl ama aşağıdakini elde etti. Baktığın zaman yukarıda e, gazımız sağ tarafta sol alman lazım. Bu yüzden ne olacak? Eksiyle çarpacaksın burayı. Eksi 1 ile çarpacaksın. diğerlerinde de olduğu gibi yazıyoruz. Eksiyle çarptığımızda ne elde ederiz? E, 3H2O artı 2CO2'den ne oluşurmuş? C2H6 artı 7 bölü 2 O2 Bak burası eksi 1601 di. Artık e, ters çevirdiğimizden dolayı işaretimiz de ters çevrildi. Artı 1601 oldu. İkinci tepkimeyi olduğu gibi yazıyorum. C2H6 artı 7 bölü 2 O2'den ne oluşmuş? 2CO2 artı 3H2 o Burası da ne? Eksi, eksi 1661. Bak şimdi şunu bana sormuyorsun değil mi? Hocam, hani şuraya baktığın zaman e, artı 1661 yazıyor. Ama siz eksi diye yazdınız. Burada bir sıkıntı var mı hocam? Çekine bir soru sormuyorsun değil mi? Eğer öyle bir soru soruyorsan e, çok büyük bir sıkıntı. Hani egzotermik, yani dışarısı çıkıyorsa... Biz bunun işaretini eksi olarak alıyorduk. Buraya artı olarak yazılmasa tepkime dahil ettiğinden dolayı artı yazmış. Yani şu ürünlerin yanında bu ısı da çıkmış demek istemiş. Eğer bunu ayrıyeten yazacak olursak eksi diye göstermemiz lazım. O yüzden eksi diye gösterdim. Bunu bir hatırlatma gereksinimi duydum. Şimdi taraf tarafa topladığım zaman şu C2H6'lar gider. Bunlar da gitti. Karbondioksitler de gitti. Ne oldu? 3H2O'dan gaz halinde 3 H2O sıvı yoğuşması oldu. Burayı da topladığında eksi 80 mol bak. Soruda diyor ki molar yoğuşmasısı. Molar yoğuşmasını sorduğundan dolayı pardon eksi 60 olacak şuraya çıkardığımızda. 3'e 60 ise 1'e 20'dir öyle değil mi? Eksi 20. Cevap C şıkkı. Bak şıklarda görüyor musun? A da var. Dikkat et buna. Üçüncü soru. Tepkimeleri veriliyor. Buna göre x anyondan x katyonun tepkimesinin entalpi değişimi nedir diyor. Şimdi şurası solda olacakmış. Şurayı ters çevireceksin o zaman. Normalde eksi 400'dü. Ters çevirdiğinde artı 400 oldu. Değil mi? Bunu da olduğu gibi yazıyorsun. Taraf tarafa topladığında şu x'ler birbirini götürür. Bu tepkimi, bu tepkimi elde edersin. Artı 1700 ile topladım. Endotermik bir tepkim olduğundan dolayı artı dedim. toplarsan 2100 yapar. Cevap A şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler doğru ve yanlış olmalarına göre tik işaretiyle belirtilecektir diyor. Buna göre tik işareti hangilerinde hatalı yerde kullanılmıştır? Birinci öncülde bir tepkime ters çevrilirse tepkimenin entelp işareti değişir. Aynen toplamaya göre tersini alıyorduk. Doğru bu. Bir tepkime bir sayı ile çarpılırsa o sayı tepkime entalpisine üst kuvvet olarak yazılır. Hayır. Onu da çarpı olarak yazarsın. Bu yanlış oldu. Yani şuraya atması lazımdı. Eksiği koyuyorum. Bu olmamış. Üçüncü öncül. Bir tepkime birden fazla tepkimenin toplamı şeklinde ise diğer tepkimeler toplanırken entalpileri de e, toplanarak yazılır. Evet, doğru. Ki HES yasası diyoruz buna. Buraya yanlış demiş. Bu da olmamış. E, olmayan hataları sormuştu. 2 e, ve 3 E şıkkı diyoruz. 5. soru Tepkimeleri verilmiş. Buna göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur? Entalpi değişimi eksi 410'dur diyor. Şimdi şunu elde edeceğiz yukarıdakilerden. Nasıl elde edeceğiz? Bakıyoruz. Has -e <coughs> pardon Has -e e, sol tarafta. Yukarıdaysa sağ tarafta. Bu yüzden bunu bir kere ters çevireceğiz. Yani eksi 1 ile çarpacağız. Eksi 1 ile çarptığımız zaman işaretimiz ters çevrilir. Artı 184 olur. Tamam mı? Devam edelim şuna bakalım. Şu ikinci sıraya. Cu o e, nerede? Solda. Burada da solda. O zaman bunda bir sıkıntı yok. Ters çevirmeyeceğiz. Ama bir tane var net tepkimemizde. Burada da bir tane olması için 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Tamam mı? Cu c 2'ye baktın. Sol tarafta ama bizde nerede istiyor? Sağda istiyor. O yüzden burayı da eksi 1 ile çarpıyorsun. Şimdi böyle çarptığımızda şu entalpileri de yazarım. E, şunda herhangi bir değişiklik yapmadım. H2'de. Çünkü H2'ler e, Birbirini götürür. Şuraya da ters çeviriyoruz ya. Entalpilerin şuraya bir yazalım. Burada olduğu gibi bu çıktı. 284. Burada 1 bölü 2 yaptık. Yani burayı da böleceğiz. E, 155 mi oldu? Artama. Burasıysa eksiyle çarptığımızdan dolayı işaret değiştirdi. Eksi 260 yaptı. Tamam mı? Tepkimeleri tekrar yazayım. Taraf tarafa topladığımda bunu elde edip etmediğimi görsen. Şunu ters çevirdiğim zaman 2 HCl'den 2 HCl'den H2 gazı ve Cl2 gazı bulursun. Şunu olduğu gibi yazıyorum. H2 artı 1 bölü 2 O2 Değil mi? Ne olmuş? H2 oluşmuş. Şunu da 1 bölü 2 ile çarptığın zaman CuO'dan Cu CO artı 1 bölü 2 O2 oluşur. Burayı da ters çevirdim. Cu artı Cl2'den de CuCl2 oluştu. Şimdi taraf tarafa topluyoruz. Entalpi derler. Yukarı yazdım zaten. Sağ taraftaki H2 ile sol taraftaki H2'ler birbirini götürür. Soldaki O2 ile sağdaki O2 birbirini götürür. Tamam mı? Şuradaki bakırla buradaki bakır birbirini götürdü. Cl'leri de götürdük. Sonuç itibariyle elimizde ne kaldı? O artı iki tane HSL sol tarafta. Sağ tarafta ise L 2 artı H2O mu kaldı? Net tepkimi elde ettik mi? Baktığın zaman net tepkimi e, elde ettik. Değil mi? Bire bir aynısı. Tamam. O zaman şu yaptığımız işlemler doğru olduğuna göre taraf tarafa toplayacağız ve sonucu bulacağız. Taraf tarafa topladığımız zaman bunları e, kaç kalır elimizde? Yaklaşık olarak heh 205. 205. Nasıl 205? Eksi 205 kalır. Tamam mı? Tepkime entalpimiz şunun entalpisi eksi 205'miş. Topladık. Bunu elde ettik. Şimdi entalpi değişimi eksi 410'dur diyor. Hayır. 205 olacak. Yanlış. 160 gram o katısı tamamen harcandığında 410 kilo ısı açığa çıkar. Baktığın zaman bakır ve oksijen oksijenle oluşan bileşiğin MA'sı katı 80. 80 harcandığında 205 açığa çıkıyorsa tamam mı? 160 harcandığında 2 katı. 2 katı olan 410 açığa çıkar. Doğru. 3. öncül. 41 kilojoul ısı açığa çıkması için normal koşullarda 4,48 litre harcanmalıdır. Şimdi baktığın zaman 2 mole 205 ısı çıkarmış. Öyle değil mi? 41 çıkabilmesi için kaç katı? Ee, 0,2 katı mı? 0,2 katı. 0,4 mol lazım asitelidin. Şimdi 4.48 de kaç mol? N eşittir. V bölü 22,4 dersek 4,48 bölü 22,4'ten 0,2 mol yapıyor. Hayır bu da olmadı. 0,4 olması gerekir. Cevap yalnız 2. E şıkkıdır. Altıncı soru. Tepkimeleri verilmiş. Buna göre aynı koşullarda gerçekleştiğinde C artı 2H2'den CH4 tepkimesinde 64 gram CH4 oluştuğunda kaç kilo saçığa açığa çıkar? Şimdi yine yukarıdakileri çarpıp bölüp aşağıdakini bir şekilde elde etmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman birincisine herhangi bir işlem uygulayacak mıyız? Mesela solda grafit var. Aşağıdaki tepkimede de grafit var. Solda birer tane. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Bunu olduğu gibi bırakıyorum. İkinciye baktığın zamansa Şimdi h bir tane, burada iki tane. Başka yerde de H2 olmadığından dolayı buraya bir kere 2 ile çarpmam gerekiyor. Tamam mı? 2 ile çarptım. Burayı 2 ile çarparsan şunu da 2 ile çarparsın. Tamam. Devam et. Ee, aşağıya ne yapmak gerekiyor? CH4 burada solda. Bu kez sağa çevirmen gerekiyor. O yüzden eksi 1 ile mi çarpmam lazım? Bunu da eksi 1 ile çarptım. Şimdi tepkimeleri düzenleyerekten tekrardan yazalım. Birinci tepkimeyi olduğu gibi yazıyoruz. C artı O2'den ne oluştu? Co 2 Bak şuradaki işaret enerji açığa çıkmış. Eksi 393,5. İkinci 2 ile çarptık. 2H2 artı O2. 2H2O. Eksi. Bunu 2 ile çarptığın zaman kaç yapar? 571.8 yapar. 571.8. İkinci tepki, üçüncü tepkime ise ters çeviriyoruz. 2H2O artı CO2'den ne oluşmuş? CH4 artı 2O2 oluşmuş. Ters çevirdiğimizden dolayı işaretle ters çevrilir. Eksiyken artı olur. 890.3 Tamam mı? Taraf tarafa toplayalım. Şimdi taraf tarafa topladığında bu karbon dioksitle bu karbon dioksitle suyla da su gitti. İki oksijen burada gitti. İki oksijen burada gitti. Ne oldu? C artı 2 H2 den C h elde ettin? E şunların ısıları toplarsan kaç elde edersin? Bunları da toplarsan 75 elde edersin. Tamam mı? 75 ısı açığa çıkar. Yani eksi 75. Şimdi 16 gram oluşurken 75 ısı açığa çıkıyormuş 16 gramda. Bize de diyor ki 64 oluşturursan ne kadar çıkar? 64. 16'nın kaç katı? 4 katı. 75'in 4 katı ne olur? 300 kilojül ısı açığa çıkar. Cevap değişiklidir. 7. sorumuz. Yukarıda 4 tane tepkime verilmiş. Buna göre diyor aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinde normal koşullarda 6,72 litre karbondioksit gazı oluşması için kaç kilojül ısı açığa çıkar diye sormuş bize. Şimdi C3H8'den başlayalım. Net tepkimede sol tarafta, yukarıdaki tepkimelerde ise sağ tarafta. Öncelikle bunu bir ters çevirmem lazım. Ters çeviriyorum. Yani eksi 1 ile çarpıyorum. Yukarı doğru gidelim. Şimdi burada 3 tane karbon var. Öyle değil mi? Şuradaki tepkimede ise ee, bir tane var. Şimdi bunu ters çevirdim. Taraf tarafa topladığımda birbirini götürebilmesi için burayı da 3 ile çarpmam gerekiyor. Tamam bunu da çarptım. H2O sağ tarafta 4 tane. Şimdi H2O bu tarafta nerede? Solda 2 tane. Ee, bunu da bir ters çevirmem lazım ve 2 ile çarpmam gerekiyor ki sağ tarafta 4 tane olsun. Eyvallah bu da gitti. İkinci tepkime de karbon monoksit kat sayısı 3 oldu. Yukarıdaki 3 olursa taraf tarafa topladığımda birbirini götürür. Böylelikle net tepki elde ederiz. Öyle değil mi? 3 ile çarptığım zaman bunu 3 çarpı 282'den e, kaç çıkar? 846 çıkar. Tamam mı? 846. Ama şuradaki işareti unutma. Eksi. 3 çarpı eksi 110'dan eksi 330. E, eksi 2 çarpı 570'ten Şimdi eksiyle çarptığımız dolayı artık işareti eksi oldu. Eksi 1140 mu oldu? Ters çevirdin. İşaret ters çevirilir. Eksi 104. Şimdi şu tepkimeyi düzenleyip bir yazalım ki net tepkimi elde ediyor muyuz yetmiyor muyuz? Net bir şekilde görelim. Yazıyorum 3'te çarpıp. 3 tane karbon monoksit artı 3 bölü 2 O2'den ne oluşmuş? 3 CO2 oluşmuş. Bu 1. İkincisi 3 tane grafitten. 3 bölü 2 o 2'den 3 tane c oluşmuş. Bu ikinci tepkimeydi. 3'e baktım. Ters çeviriyoruz çarpıyoruz 2 ile. O yüzden 4 h2 artı 2 o 2'den diyorum. Ne oluşmuş? 4 h2 oluşmuş. Bu da gitti. Aşağıdaki tepkimeyi de ters çevir. C3 h8 ne yapmış? 3 tane grafit ve 4 tane H2 oluşturmuş. Taraf tarafa toplayalım. Entalpilerini yazmadım çünkü entalpileri burada. Şimdi şu 3C ile bu 3C'ye gitti. 3C ile bu gitti. Değil mi? Şunlar birbirini götürdü. Şurayı, şurada ne kaldı? C3, H8 artı. 3 bölü 3 bölü 2 daha. 3 bölü 2, 3 bölü 2 daha. 3 yapar. 2 de burada 5O2. Sağ taraftaysa 3 karbondioksit. 3 karbondioksit 4 tane de h oluştu. Bunu sağladık mı? Sağladık. Bunları da toplayacaksın o zaman. Bunları topladığın zaman 2420 mi yapar? Eksi. Burası hatta şu tepkimi ilave olarak yazalım. 2420. Şimdi 3 mol karbondioksit oluştuğunda 2420 kJ oluşuyormuş. 3 mol karbondioksit tamam mı? Şuna bir bakalım. Bu kaç mol? En eşittir V bölü 22,4'ten. Ee, 6,72 bölü 22,4 taraf tarafa böldüğümde ne olur? 0,3 mol. 3 mol Bak, 3 molde 2420. Bize neyi soruyor? 0,3'ü soruyor. Yani onda biri. Onda biri ne yapar? 242 yapar hangi şıkkımız C şıkkımız. 8. soru. Tepkimeleri veriliyor. Buna göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinde 6,8 gram NH3 gazı yeteri kadar O2 gazı ile yandığında kaç kilojoule ısı çıkar çıkar? Ee, öncelikle bir net tepkimi oluştururken eee ona bakalım. NH3 solda 4 tane NH3 var. Yukarıdaki tepkimede solda 4 tane NH3 var. Tamam. N2H4 sağ tarafta mı? Yok. N2H4'ün taraf tarafı toplamında gitmesi lazım. Ama aşağıda 2 tane N2H4 var. Yukarıda da 2 tane olması için şurayı 2 ile çarpıyorum. 2 yani ile çarpıp taraf tarafa toplarsam şunlar birbirini götürür. Tamam mı? Ee, başka? Başka da götürecek birbirini yok zaten. 2O2 buradan 1O2 buradan 3O2 yapar. Şurada 4NH3 var. Sağ taraftaysa 4H2 oldu artık. 2 de burada 6H2 oldu toplam. 2'den 2 tamam. Tepkimi elde ettik. Yani yukarıdaki sadece 2 ile çarpmamız lazım. 2 ile çarparsak 1242 mi yapar? Eksi 1242. Şurası da eksi 2000, 288. Taraf tarafa toplayacaksın bunları. Taraf tarafa topladığım vakit kaç elde ederiz? 1529'u mu elde ederiz? 1500 29. Şimdi kaç mol veya kaç gram NH3 yandığında 1529 e, ısı açığa çıkıyor. Hani 1 molü 17 ise 4 mol yandığında yani 68 gramı yandığında 1500 29 ısı açığa çıkıyormuş. Bize ise 6.8'i soruyor. Yani onda birini soruyor. Onda biri 152.9 yapar. Yuvarlarsan 153 yapar. Cevap A şıkkı. 9. soru. Tepkimeleri veriliyor. Buna göre aynı koşullarda tepkimesinde 0.3 mol H2 gazı ile normal koşullarda 4.8 litre Cl2 gazı tam verimli tepkimeye girdiğinde kaç kilojül ısı açığa çıkar? Şimdi bundan 0.3 mol var. 4.48 litre demek en eşittir V bölü 22.4'ten ne yapar? 0.2 mol yapar? Yani 0,2 mol. Burası 0,2 mol. E, sınırlayıcı bileşen klor. 0,2 mol giriyor. Kas sayısı 1. Bunun da kas sayısı 1 olduğunda 0,2 mol girmesi lazım. Yani benim şu tepkimemde 0,2 mol H2 harcanmalı. Tamam mı? 0,2 mol. Bunu bir yazdık. Yukarıdaki e, tepkimeleri kullanarak net tepkimeyi elde edelim. Net tepkimeye baktığın zaman NH3 yok. Yani şurada NH3'ten birbirini götürmesi lazım. Sağ tarafta 2 tane NH3 varsa solda da 2 tane NH3'ün olması lazım. Öyle değil mi? Burayı o yüzden 2 ile çarpıyorum. Nasıl 2 ile çarpıyorum? Ee, artı 2 mi, mi? Eksi 2 mi? Eksi 2 ile çarpsam daha iyi olacak gibi. Niye? Çünkü aşağıda da 2 NH4 var. Yukarıdaki NH4'lerin de birbirini götürmesi lazım. O yüzden bunu ters çevirdim. Bak bunu ters çevirirsem NH3'ten yine birbirini götürebilmesi için bunu da ters çevirmem lazım. O yüzden burayı da eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarptığında entalpi değerim burada ne oldu? E, 176 ile 2'yi çarparsan 6 kere 2'den 12. Tamam mı? E, 14, 15. 352 mi yaptı? Bak eksi 352 idi. Eksi ile çarptığımızdan dolayı artı 352 oldu. Burada eksi 93 vardı. Ters çevirdik artı 93 oldu. Şurada da eksi 627 var. Tamam mı? Düzenleyip yazıyorum. 2 ile çarptık. 2NH4CL'yi oluşturdu. 2NH3 artı 2HCL. Bak her şey adım adım gördüğü tek tek yazıyorum. Ters çevirdim bu tepkimeyi de. Ne 2NH3 oldu. Tamam mı? N2 artı 3H2 bunu da yazdık. Üçüncü tepkimeyi de olduğu gibi yazıyoruz demiştik. N2 artı 4H2'den artı CL var. Ne oluşmuş? 2 NH4 CL oluşmuş. Şunlar birbirini götürdü. Bunlar da götürdü. Değil mi? Şuradaki 3 ile şunun 4'ü gitti. Bir tane kaldı. Ee, tamam. Şu N2'ler de birbirini götürdü. Ne oldu? H2 artı CL2'nin 2 HCL'yi elde etmiş olduk. Tamam Yani şu anki yaptığımız işlem doğruymuş. Yani şunu taraf tarafa toplayacaksın. Taraf tarafa topladığında e, 182 bulursun. 182. Nasıl 182? Eksi 182. Yani bir mol oluşurken 182 oluş, e, açı, ısı açığa çıkıyormuş. Bize neyi sordu? 0,2 molü sordu. 1 mole eksi 182 ise 0,2 mole 0,2 ile çarptığını ne yapar? O da e, 36.4 mi yapar? Eksi. Açığa çıkar dediği için eksiği belirtmiyorum. Cevap B şıkkıdır. 10. ve 10. Soru. soru. Aynı koşullarda gerçekleşen tepkimeler ve entalpiler veriliyor. Buna göre 4. tepkimedeki x bulunabilmesi için işlemlerden hangileri öncelikle yapılmalıdır demiş. Şunu elde edeceğiz. Baktığınız zaman büyük bileşik sağ tarafta. Yani diğer yukarıdakilerde de sağda olması lazım. Şu co nh2'nin. O yüzden üçüncü olduğu gibi yaz olduğu gibi yaz. Tamam. Olduğu gibi yazdığım zaman şunu götürmek istiyorum öyle değil mi? Bak bu gitmeli. George ile Yukarıda birbirini götürebilmek için bunu bir ters çevirmem gerekiyor. Yani biri ters çevir. Eksi ile çarp. Hatta direkt yazan, ters çevir. Tamam ters çevirdim. Ters, e, ters çevirdiğim zaman ne oldu? Sağ tarafta HCL oldu iki tane. Şimdi aşağıda da solda e, HCl var. Öyle değil mi? bunu da yine sağa atıp HCl'lerin birbirini götürmesini isteyeceğim. Artı 2 tane olduğu için burayı 2 ile çarpıyorum. Yani hem ters çabuk, çevir hem de 2 ile çarp. Eksi 2 yazdım. 3 aynen kal. İkinci tepkimeyi 2 ile çarp. Tamam 2 ile çarptık. Üçüncü tepkimeyi olduğu gibi yaz. Bir de ters çevirmemiz lazım 2. 3 üçüncü tepkimi de üçüncü tepkime aynen kalmalı. Birinci tepkime ters devrilmelidir diyor. Tamam. Şu an için dördünde yapmam gerekiyor. Hangileri yapılmalı? Hepsini de yapmam gerekiyor. Cevap A şıkkı. Böylelikle e, HES yasasını da bitirdik. Toplamda 10 tane pekiştirme sorumuz vardı. Gördüğün gibi biraz uğraştırıcı bir başlıktı. özellikle toplama çıkarma ve çarpmada zorlandık. Ee, ve böyle sana gıcık sayılar verir mi hocam diye sorarsan, evet böyle gıcık sayılar verir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda gerçekten çok gıcık sayılar verilmişti sınavda. O yüzden e, bunları hesap makinesiyle yapma. Kendin çözerek yapmaya çalış. Tamam mı? Ee, sana da bu konuyla ilgili vereceğim en büyük nasihat, dediğim gibi toplama çıkarmayı elinle yaparsın. İster abaküste yap, ister parmak say 1, 2, 3 diye ama bir şekilde kendin yap. Hesap makinesi kullanma. Bu derse burada sonlandırıyoruz. Bir başka derste görüşürüz. Kendine iyi bak.